Sesin süslü gene yok. Yok ya. Karı sezdi sanki. Kurbanlık koyun gibi ayak sürüyor. Sabreden derviş muradına erermiş. Az sabredin. Az da gene o şik. Yakında bizi köle gibi çalıştırırsa hiç şaşma. Dur, dur. Olmadı Cemile'yi bizim koğuş aldırırız. Abo. Kuş kafese girmiş Sar. Aha. Çıktı bizimki. Hadi çevreye göreyim seni. Ayıp ettin Emine abla. Ne istiyorsun? Duruşma yarın. Mahkemeden Cevap gelmiş kapıya. Bunu mu söylemeye geldin? Duydum ki Serap'ı arıyormuşsun her yerde. Ve bulamamışsın. Sana ne bundan? Belki sana yardımcı olabilirim. Yardımcı olabilir misin? Bir şey biliyorsan söyle. Diyelim ki biliyorum. Ve diyelim ki bildiğim karşılığında senden artık üzerine düşeni yerine getirmeni istiyorum. Ne biliyorsan söyle. Sakin ol. Eğer Orhan'ın Serap'ı nereye kaçırdığını öğrenmek istiyorsan yarın mahkemede verdiğin ifadeyi geri çekersin. Hemen şimdi söyleyeceksin. Güllü nerede? Önce sen ifadeni geri çek. Yalan söylüyorsun. Senin bir şey bildiğin yok. Senin yerinde olsaydım ben bu riski göze almazdım. Orhan'ın yaşadığını gözlerimle gördüm. Ve seni temin ederim ki Serap gerçekten çok kötü durumda. Tercih senin. Halide'nin özgürlüğüne karşılık Serap'ın hayatı. Halledebilecek misin? Elimdeki malzemeyle fazla bir şey yapamam. Durum kritik. Hemen hastaneye götürmek icap ediyor. Hastaneye götüremeyiz. Ne yapacaksan burada yapmalısın. Kanlaya çevirirse geri dönüşümüz olmayabilir. Bacağını kesmek zorunda kalabiliriz. Hastaneye gitmiyoruz. Ne yapmak zorundaysan burada yapmalısın. Bu çok büyük bir risk. Bacağını kaybedebilir. Ben böyle bir mesuliyeti kabul edemem. Ben alırım. Şimdi elinden ne geliyorsa onu yap. Hadi. Su kaynatmak lazım. Bir de temiz beze ihtiyacımız var. Sen
Sen kimsin? Ben doktorum. Kıpırdamayın lütfen. Bacağınız iyi değil. Çok acıyor. Ne oldu bacağıma? Burayı hissediyor musunuz? Hayır, hissetmiyorum. Ne oldu? Mühim bir şey değil. İyileşeceksiniz. Doktor. Doktor. Orhan beni burada zorla tutuyor. Ne olur kurtar beni. Uzanın lütfen. Dinlenmeniz lazım. Ateşiniz çok yüksek. Doktor, bak. Jandarmaya haber ver, ne olur. Beni burada zorla tut. Yemin ediyorum bunun karşılığını öderim sana. Ne olursa olsun. Ne olur. Fazla vaktim yok. Kararını derhal ver. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan ha? Bir şey biliyorsan söyle. Konuş! Şartlarımı söyledim. İster kabul et, ister etme. Öyle olsun. Senin de bu işte parmağın var değil mi? Orhan denen soysuzla işbirliği yaptın değil mi? Konuşsana lan, konuşsana! Kafam basmıyor değil mi? Güllü'ye ancak benim sayemde ulaşabilirsin. Böyle davranmakla Güllü'yü sen biraz zor görürsün. Güllü nerede? Konuş! Nerede? Güllü nerede? Son kez soruyorum, Güllü nerede? Demek seninle böyle konuşacağız Kemal Bey. İfadeni geri çek. Güllü'nün nerede olduğunu söyleyeyim. Ha? Sana inanmıyorum. Boşuna vakit kaybediyorsun. Orhan Bey, antibiyotik alması şart. Ama ne yazık ki yanımda yok. Çok fazla vaktim yok. Bir an önce gidelim öyleyse. Orhan Bey, sizde bir hukukumuz var. Ama kadın onu zorla tuttuğunuzu söylüyor. Beni böyle bir işe bulaştırmamalıydınız. Bu sizi hiç alakadar etmez. Öyle değil mi? Alın bakalım şunu. Güzel. Şimdi bir an önce çıkıp gidelim buradan. Hadi. Buyurun. Kemal! Kemal, ne oluyor Kemal? Güllü'nün yerini söylemeden buradan gidemezsin. Elbette söyleyeceğim. Sen ama önce benim dediğimi yapacaksın. Anlaşıldı mı? Yarın mahkemede görüşürüz. Yarını bekleyemem! Şimdi söyleyeceksin! Öyle mi? Pekala. Öyleyse gel benimle karakola, ifadeni değiştir. Git Güllü'yü al. Belanı versin Orhan. Allah belanı versin. Ne
Bağışla ya Rabbim. Tamam, tamam Ali'm. Tamam kuzum. Tamam, tamam dur. Allah'ım. Bu çocuk ateşler içinde yanıyor. Cemşir. Yetiş! Ali yanıyor! Ateşler içinde! Çabuk ol, çabuk! Komutanla görüşebilir miyiz? Komutan burada değil. Ne zaman gelecek? Bilmem. İstiyorsanız şöyle bekleyin. Buyurun Ekrem Bey, bir istirhamınız mı vardı? Evet komutanım. Sizden Kemal Bey'in ifadesini tekrar almanızı rica ediyorum. Kendisinin söyleyecekleri var. Pekala, gel bakalım. Herhalde içeri girmemde bir mahsur yoktur. Ne de olsa Kemal Bey'in ifadesi beni de ilgilendiriyor. Buyurun. Daha iyi misin Serap? Bacağım çok kötü. Bunları içince iyileşeceksin.
Lüzum yok. Kalsın. Al bunları. Bacağına iyi değil Serap. Serap. İçmezsen iyileşemezsin. Lütfen. Ne demek iyileşemezsin? Doktor kangren olabileceğinden bahsettim. Ne? Kangren mi? İç şunları Serap, hadi. Beni hastaneye götür Orhan, lütfen. Bunu yapamayacağımı biliyorsun Serap. Bak, sana çarşıdan çok güzel bir elbise aldım. Sana çok yakışacağını düşünüyorum. Yolculuk esnasında bunu giyersin. Seni yanında çok güzel görmek istiyorum. Bugünkü gemiyi de kaçırdık. Ama bir tekne ayarladım. Buradan bir an önce gitmek zorundayız. Ya bacağıma bir şey olursa? Ya kangren olursam? Bunları hiç düşünmüyor musun? Olsun. Ben seni böyle de severim. Delirmişsin sen. Hastasın sen. Delir misin? Orhan. Beni buradan götür. Ne olur yalvarırım sana. İlaçlarını iç Serap. Aferin sana. Şimdi güzelce uyu dinle. Yarın uzun bir yolculuğa çıkacağız. Haber var mı Çitlik'ten? Yok Hacer abla. Aa, hanımı bulamadılar mı da? Bahsin, hiçbir alamet yok yani. Yok. Bana sorarsanız hanım çoktan sizleri ömür. Gülizar. Dilin kopsun da konuşama inşallah. Lafa bak ya. Canım sanki benim dememle bulunacak mı yani? Tövbe estağfurullah tövbe. Hayret bir şey. Allah'ım Allah'ım şu havidanım bir bulunsun da yoksa bin fıttıracağım bu çöplükte yani. Hayırdır Gülizar, gene kim kızdırdı seni? İlinin kürü. Şu halime bak, toz toprak içerisindeyim. Ciddilikte hizmetçilik bitti, burada başladı. He. Halide Hanım'ın duruşması yarın değil mi? He, yarın. Allah kısmet edirse Halide Hanım kurtulacak, arkasından da ben kurtulacağım. Niye ya? Ne var yani, şurada geçinip gidiyorduk gül gibi. Ama gülün ömrü az olur derler işte eşliğinde. Neyse, hadi kolay gelsin.
Menel diyorum var ya, acı yıprantmış ha. Ha, hadi olsa patron koltuğu değil mi? Kızım! Kız! Bak bakın be! Buyurun Ramazan Bey. Buyur hanım bağlım. Kızım, bana bir dine, acılı bir dine bir kahve yaptır bakayım bize. Emredersiniz efendim. Aa! Yalnız... köpüklü olsun. Eğer köpüklü olmazsa yemin ediyorum külahlar değişir ha. Yemin ediyorum Ramazan, sana da yakışmadı de la. Çok eğlenceli lan. Efendim? Cezaevi müdürü aradı. Ne oldu ki ne kızım? Lezzeme bir şey mi oldu? Halide Hanım saldırıya uğramış. Şişlenmiş. Ne diyorsun kız sen? Demek Halide Hanım'la Ekrem Bey'e iftira attın, öyle mi? Onları ormandan çıkarken gördüğün de yalandı. Öyle. Celal Akçay'ı Halide Şahin'in öldürdüğüne dair ifaden de yalandı. Evet. Ne icap ediyorsa yapmaya hazırım. Ekrem Bey, biraz konuşabilir miyiz? Kemal'in ifadesini değiştirmesine tesir ettiğiniz aşikar. Bunun bir ehemmiyeti yok komutan. Siz lütfen görevinizi yapın. Ancak Kemal ifadesini değiştirdiğini tehdit altında olduğunu söylerse... Bunu mütalaa etmek sizin vazifeniz değil. Ekrem Bey, istihbarat teşkilatının kıymetli bir üyesi olabilirsiniz. Ancak benim görev ve yetkilerime müdahale hakkınız yok. Yanlışsam düzeltin lütfen. Ben size müdahale etmiyorum komutan. Yalnızca yalan şahitlik yaptığını itiraf eden birisinin ifadesini tekrar almanızı rica ediyorum. O kadar. Hemen savcılığa ifadeni değiştirine dair bir dilekçe yazacaksın. Civarlarında zorla alıkonulan bir kadın varmış. Eşkali Serap Dinç hastanekine uyuyor. Toparlanın, hemen yola çıkıyoruz. Herkese haber sal. Komutanım. Ben de geliyorum. Kızıltepe'nin oraları iyi bilirim. Belki bir yardımım dokunur ha. Gel. Dur. Önce ifadeni yaz ve imzala. Tehdidinin hiçbir hükmü kalmadı Ekrem Bey. Yok bacım, alav ateşi yanıyor. Duruyorum. Yok, yok.
Cevşir, Yasin Ağa nerede? Doktoru getireceği hani? Birazdan gelir. Telaş etme Zehra. Nasıl telaş etmem Cemşir? Torunuma bir şey olursa ben nasıl veririm bunun hesabını Güllü'ye sonra? Yok. Benim torunuma hiçbir şey olmayacak. İyileşecek. He ya. Hiç hasta olmadan çocuk büyür mü? İyileşecek elbet. Sen içini ferah tut. İnşallah. Doktor bey geldi. Ha. Buyurun doktor. Sana çorba yapsın. İçmeyeceğim. Serap lütfen. İyi gelecek bak. Çok az kaldı. Yarın gidiyoruz. Seninle ilgilenmesi için gemide bir de doktor ayarladım. Göreceksin bak, iyi gelecek deniz havası. Bir an önce iyileşeceksin Serap. Hiçbir şeyin kalmayacak. Bir de Muzaffer Ali meselesi var. Paris'teki evimize yerleşir yerleşmez bir yolunu bulup onu da yanımıza alacağız. Seni oğlundan ayıracağım mı zannettin? Sence ben böyle bir eşeklik yapabilir miyim? Aksine sana zarar vermek değil niyetim. Sana öyle iyi davranacağım ki sen de zamanla beni sevmeyi öğreneceksin. Yaptığım yine ateşini düşürecektir. Biraz bekleyin. Eğer yine ateşi çıkarsa derhal hastaneye götürün. Sağ ol doktor. Sağ ol. Buyurun. Anasını özledi zar. Ondan ateşlendi bacım. Cemşir efendi. Ha. Jandarmadan telefon geldi. Serap Hanım'ın yerini tespit etmişler. Ha. Sağ mı diyorsun Yasin ağa? Telefondaki er öyle dedi. Bir ihbar almışlar. Komutan yola çıkmış. Kemal de yanındaymış. Ay çok şükür. Görüyor musun? Allah dualarını duydu bacım. Kabul etti. Ali. Duydun mu? Anan geri gelecek. Sana sarılacak. Öpecek. Bağrına basacak seni Ali. Duydun mu yavrum? Şükürler olsun. Çok kan kaybetmiş. Bir ünite daha kan verelim. Halide Hanım, çok şanslısınız. İç organlarınızda herhangi bir zarar yok. Yaranızı temizleyip dikiş attık. Sağ olun doktor. Hastayı akşam geri götürebilirsiniz. Doktor bey, lütfen. Lütfen beni göndermeyin, ne olur. Yalvarıyorum size lütfen. Eğer beni geri gönderirseniz öldürürler kesin. Yalvarıyorum, bu gece burada geçirmeme izin verin lütfen. Yarın mahkemem var benim. Ne
Bacı kolay gelsin ya. Benim dedem Halide Şahin buraya getirmişler de. Sağ olasın. Selamünaleyküm Aysel kardeş. Halide Şahin benim dedem biliyor musun? Yaralanmış. Yani kimsesi yok. Babamsın bir görün mü be? Sevaptır yani ha? Geç hadi. 5 dakikam var. Tamam. Allah çok razı olsun ha. Teyze. Ramazan. Kuyu oldum, ne oldu sana böyle ya? Sen nasıl haber aldın? Müdür haber yollamış, biliyor musun? Ben de duyar duymaz hemen geldim. Sana bunu yapanların elleri kırılsın Nezle. Bak o müdür denen adam bunların cezasını kesmez. Sana yemin ediyorum var ya bak ben cezalarını keseceğim. Şerefsizim yapmazsam. Sana böyle bir şey niye yaparlar ki ne ya? Benim oraya düşmeme sebep olanlar ne olacak Ramazan? Asıl suçlu Kemal'le Güllü. Ben onlar yüzünden ölebilirdim. Allah korusun teyzem. Allah korusun. Hem sen kendini yorma, üzme. Onlar cezalarını çekiyorlar teyze. Güllü denen kadın zaten hala kayıp. Bulunamıyor yani. Ramazan. Ha? Yarın mahkeme var. Kemal ifadesini geri almazsa beni gönderirler. O zaman kesin öldürürler. Bak. Bana Ekrem'i bul. Onunla konuşmam lazım. Tamam teyze. Selamünaleyküm. Ben Ekrem Bey'i arıyorum da burada kalıyor dediler. Bir saniye. Abi. Kapıda bir adam seni görmek istiyor. Kimmiş? Bilmem. Ne oldu? Ne istiyorsunuz? Ekrem Bey, ben Halide Şahin'in yeğeni Ramazan.
Öyle mi? Hoş geldin Ramazan. Buyursana. Yok, sağ olun. Ben bir şey deyip gideceğim de. Ne oldu? Bir hadise mi var? Dezem'i hastaneye kaldırmışlar. Ne? Ne hastanesi? Dün etleyin mahpushanede Dezem'i şişlemişler. Ne diyorsun sen? Durumu nasıl? Doktoruyla görüştüm. İç organları zedelenmemiş ama acilen sizi görmek istiyor. Elbette. Hemen geliyorum. Ya abi, çıkıyor musun? Hastaneye gitmem lazım. Hastaneye mi? Neden? Halide'yi yaralamışlar. Ne? Nasıl olmuş bu? Şimdi zamanım yok. Sonra anlatırım sana, olur mu? Bekle, ben de geleyim. Hayır, burada kal. Ama... Sen burada kal Seher. Hadisenin teferruatını öğrenir öğrenmez sana haber vereceğim. Jandarma, aç kapıyı! Aç kapıyı, jandarma! Uzat kollarını! Bırak! Kıpırdama Serap! Lütfen kıpırdama! Bırak! Sus dedim Serap! Oğlan bir şeyler dedi. Burada bir kadın varmış. Kaçırıldım demiş. Çocuk işte. Hayallerle yaşıyor. Burada benden başka kimse yok beyefendi. Ben de inanmadım ama bir bakalım dedim. Utanmıyorum ulan yalan söylemeye. Vallahi yalan değil baba. Esat'tan gördüm bakalım. Camdan bana seslendi. Dedi ki... Sus lan, hala yalan söylüyorsun.
Ben sana gösteririm evde kadını. Yapmayın beyefendi. Çocukların hayal dünyası geniş olur. Heyecanlı hikayeleri severler, öyle değil mi? Ha? Kusura bakmayın, akşam aşam rahatsızlık özür dileriz. Yok, rica ederim. Rica ederim. İyi geceler. Komutanım, kızın ifadesini aldık. Anlaşılan bu adam kızı kaçırmış. Evine kapatmış, dövüyormuş. Anlaşıldı. Kızı ailesine teslim edin. Bunu da nezarethaneye alın. Toparlanın. Benden kurtulmak için. Bak bunu anlıyorum hayatım. Ama beni terk etmeyi düşünmen beni çok üzdü. Ne olur bir daha böyle bir şey yapma Serap, ne olur. Tamam, tamam, tamam. Bırak beni Adir, bırak! Bunun mümkün olmadığını biliyorsun Serap. Yarın buradan gidiyoruz. Asla. Asla olmayacak böyle bir şey. Beni o gemiye asla bindiremeyeceksin, duydun mu? İster vur, öldür. Ancak ölüm biner o gemiye. Ne biçim sözler bunlar Serap? Bir daha duymayayım lütfen. Ben seni çok seviyorum. Seni sevmiyorum. Seni sevmiyorum. İstemiyorum, anlamıyor musun? Gelmeyeceğim seninle. Asla, ölürüm daha iyi. Şimdi öyle söylüyorsun. Sinirlerin bozuldu da bundan. Ben seni çok seviyorum Serap. Sen de beni seveceksin, gör bak. Gidelim beraber, her şey değişecek. Yarın hiçbir şeyin kalmayacak. İyi bir dinlenirsen kendine geleceksin. Hadi. Gece güzel bir dinlen, tamam mı? Bak, lütfen, lütfen benden korkma, lütfen. Seni seviyorum. İyi geceler. Yanıyorum, yandırma gelin beni.
mutfakçı. Sağ olasın. İnsanın ömrünü ziyade ediyor sesin. Keyfi ziyade olsun, sağ ol. Hayırlı geceler Ramazan. Sağ ol Asuman Hanım. Elci Cemşir yok bu gece ha? He yok. Ne edeceksin ki ne? Hiç. Öylesine. Hiçse mesele yok. Oraya dönemem. Buna izin verme ne olur. Niye susuyorsun? Mahkemede beraat edeceğim değil mi? Kemal ifadesini geri çekmiyor. Avukatla görüştüm. O da bu durumda pek umutlu değil. Halide, seninle çok açık konuşmam lazım. Suçu inkar etmekle hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Cinayetin nefsi müdafaa olduğunu ispatlamamız lazım. Avukat da müdafasını bu yönde verecek. Her şeyi itiraf etmemi istiyorsun. Ben başka hiçbir çare göremiyorum. Ya hakim bana inanmazsa? Ya beni tekrar hapse gönderirse? Ekrem, ben oraya dönmektense ölmeyi tercih ederim. Nefsi müdafaa olduğunu ispatlayabilirsek beraat edebilirsin. Halide, lütfen inancını kaybetme. Yarın mahkemede çok güçlü olmalısın. Ben de senin yanındayım. Uyanmaz o vırrı kaçer. Gülizar,
ya, ben seni çok özledim ha. Ama belli olmaz ya. Ya. Kurbanın olayım, biraz ses çıkarma. Bak ne diyorum sana. Böyle içimden ateşler, alevler çıkıyor. Böyle seni o kadar yaman özledim ki. Ay, olmaz dedim. Hem de yarın gidiyorum. Gider ayak rezillik çıkarma bana. Peki ya gitmezsen ha? Ya Halide mahpustan çıkmazsa? Ha? Kim kollayacak seni? Sana kim sahiplenecek? Ben. Değil mi? Sen mi kollayacaksın? He, var ya. Seni altınlarla süsleyeceğim. Seni çok rahat ettireceğim var ya. Sahtan mı? He, sahtan. Daha önce de altın almadım mı sana? Almıştım değil mi? He, almıştım. He. Ama biraz usul davran ya. Sen şimdi bana biraz usul davran mı dedin? Usul davranacağım. Alloş. Çok usul davranacağım. Sizi gidiyorsunuz düşmanları sizi. Ahlaksızlar. Ne alt ediyorsunuz burada? Sen yanlış anladın Hacer ya. Ne? Ha, hele sen sus. Kartoros. Yanlış anlamışım. Neyi yanlış Allah. Anladım ha? Neyi yanlış Allah. Anladım? Her şey bal gibi ortada. Allah. Ay hele sen ay. Utanmaz, ırzık, kır. Ay vallahi seni yanlış anladın ya. Hacer abi. Allah. Vallahi evli adamla aynı yatakta işin ne ha? Ha? Evli adamla aynı yatakta işin ne ha? Ayıp be ayıp. Evimi açtırsana. Yatak verdim, yemek verdim. Kocaman yırtına. Yazıklar olsun sana. Ay dur. Yanlış anladın Hacı abla. Defol. Defol elimden. Evime göz koyarsın da kocaman. Rezil. İşin ne ha? Ayıp be ayıp. Hacer bak yapma, mahalleye rezil oluyoruz. Bu rezillik değil. Sizin yaptığınız rezillik. Sana da yazıklar olsun. Püh! Geç içeri. Geç. Allah. Geç içeri. Allah. Allah vurma. Geç. Hacer vurma bak. Geç içeri. Bana bak, sen de burunu kırdın. Top. Ay. Ne oluyor ya? Ay. Ne olduğu belli Ramazan. Yürü Fahize, yürü. Kadına müstahak.
Hayrola Kemal? Cemşire evde mi? Yukarıda. Çocuk hastalandı. Cemşire. Kemal. Çocuk çok fenalaştı Kemal. Kemal. Jandarma bir iz bulduk diye haber göndermiş. Maalesef hayır. Yanlış eve girdik. Güllü'den hala bir iz yok. Ama yarın yerini öğreneceğim. Yarın size getireceğim bunu. Ali'nin nesi var? Sabahtan ateşi çıktı. Doktor çağırdık. İğneleyin burada ama... ama bana kalırsa anası gelmeden ayağa kalkmaz çocuk. Doktor bekleyeceğiz dedi. Ne yapacağız bilemedi. Ateşi çok yüksek. Hayır alamet değil. Hemen hastaneye götürmemiz lazım. Tamam. Ben iyice sarayım. Vallahi de iftira, billahi de iftira. Hem de kuru iftira. Benim hiçbir günahım yok. Reşit Efendi geldi, sokuldu bana. Ben daha dur yapma etme demedin. Hacer karısı geldi, bastırdı. Laf söz hiçbir şey dinlemeden bir kapı dışarı etti beni. Rezil oldum erkekler. Kız düşmanı terbiyesiz, tiniyetsiz. O Reşit dayısı için diyorum. Yiğit. Ya sen o eve sığınmış bir kader kurbanısın. Edilir mi hiç? Yapılmaz. Vallahi ne yapılmaz, billahi ne yapılmaz ama yaptı işte. Sen olmasan sokakta kalacaktım. Allah senden razı olsun. Bana da doldur. Yok, başka türlü uyuyamayacağım ben bu gece. Dök, dök. Yarası. Ateşi var çocuğun. Şöyle olsun, ben hemen geliyorum. Kurban olayım Hemşire Hanım, hadi hadi. Acele edin lütfen. Thank you.
serum bağlayın. Sabaha kadar müşahede altında tutulacak. Doktor, iyi olacak değil mi? Bir şey olmayacak torunuma değil mi? Siz dışarıda bekleyin lütfen. Hadi Zahra. İyileşeceksin. Anneni getireceğim sana. İyileşeceksin Ali. Bu beni fena çarptı ya. Afiyet olsun. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bak dünya dönüyor diyorlardı da inanmıyordum. Satan da dönüyormuş ya. Satan dönüyor. Ben daha önceden aşinayımdır. Ay aşinayım diyor. Ay sen ya. Bak ben sana şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen var ya, çok iyi adamsın ya. Gerçekten bak. Her kişiler bana sırt çevirdi. Bir seksi ben bu kapıyı açtım. Evet, hem de benim ettiğim 10. lafa rağmen yani. Sana çok kızmış idim. Ama öfke sevdanın panzehiri olmuyor erenir. Ya sevda birden öler gelip geçecek bir şey olsa ismi sevda olmazdı. Bak 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 sen şu laflara bak ya. Hafız efendi. Ben sana bir şey soracağım şimdi. Sen gerçekten bana yanık mısın? Yanık. Niye sordun? Neden yine? Şu dünyanın var ya bin bir türlü hali var. Bak. Ben dedim ki şu dünyada benim varacağım en son kişidir. Tek eğer Hafız Efendi kalsa yine de ben ona düşmem dedim. Ama al, aha bak buyur. Buradayım işte, gördün mü? Seni affet olur mu? Yani ben senin kalbini kırdım. Beni ne olursun affet, ne olursun, ne olursun. Bak. Ben bu dünyada tek başıma bir insanım, tek hiç kimsem yoktur ha. Ben sana dedim ki seninle ben tek değiliz. Şimdi ben var ya bu sözümü olduğu gibi geri alıyorum. Sen de böyle tek başına bir insansın galiba, ben de tek başıma. Aynen dengiz yani, anlatabiliyor muyum? Sen de beni affedeceksin mi? Niye ki ne? Senin kaybettiğin altınları ben buldum. İşte onları sakladım, hepsi buradadır ha. Kızmadın değil mi? Kadim.
kızmadım. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bak, iyi dinle beni. Bülbülü var ya, altından kafeslere koymuşlar da bir sevdam, bir sahip çıkanım olmadıktan sonra neyliyim bin altından kafesi demiş. Ne diyeyim bin altınlar ya, ne diyeyim bin altınlar ya. Esah mı söylüyorum? İsa'dan söylüyorum. Gülizar, ben seni severim. Gülizar, ben sana bakarım. Sahi mi diye. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Belki de bütün bu hırçınlıkların hiçbirini yapmazsın sevgilim. Ama bir gün anlayacaksın. Senin benim için ne kadar önemli olduğunu anlatacağım sana. Göreceksin. Seni seviyorum Selam. Öyle çok seviyorum ki. Keşke bir parça olsun anlayabilseydim mi? Seni seviyorum Serap. Çok fenayım ben. Ay, ay başım şatlıyor. Günaydın Gülizar Hanım efendi. Günaydın. Abo.
Ah, ne işim var benim burada ya? Ne işimi? Gece sokakta kaldıydın ya. Sokakta mı kaldım? Ha, evet. Sokakta kaldıydım ben. Sen aldın beni içeri değil mi? Sonra ne oldu peki? Ne mi oldu? Ay anam mecbur binayım ya. Anam başım çatmıyor benim. Ben içki mi içtim yoksam? He, içtik. Hem de inat. Çekildi be. Bir de sen cımarşınca benim başıma. Ne? Hatırlamıyor musun ki? Niye hatırlamıyorum bir? Ne hatırlamıyorum? Allah'ım. Allah'ım Halide Hanım'ın mahkemesi vardı. İnşallah geç kalmamışımdır. Şurada geleyim. Sen kal orada. Mahkeme için almaya geldiler. Hastalığın ne olduğunu söyledi. Neymiş Cemşir ha? Ne bileyim işte. Bir kan hastalığıymış. Neymiş o Cemşir? Fena bir şey miymiş? He. Tehlikeliymiş. Kan vermek gerek. Verelim o vakit. Ne duruyoruz Cemşir? Verelim o vakit. He. Hemşirem. Bebek için kan vermek istiyoruz. Kan grubunuz ne? AB pozitif. Olmaz, sıfır RH negatif lazım. Siz biliyor musunuz kan grubunuzu? Yok. Yok. O zaman kan örnekleri alıp bakmamız icap ediyor. İyi, o zaman bakalım hemşire hanım. Buyurun gidelim. Halide Şahin, Celal Akça'yı öldürmek suçundan yargılanıyorsun. Bir diyeceğin var mı? Soruyu tekrar ediyorum. Celal Akça'yı sen mi öldürdün? Ne oldu hemşire hanım?
Kanımız uydu mu? Maalesef ikinizinki de münasip değil. Bebeğin annesi nerede? Büyük ihtimal onun kanı uyacaktır. Yok. Yok burada. Peki biz ne yapacağız? Derhal kan bulmaya mecburuz. Aksi takdirde bebeğin durumu ağırlaşacaktır. Soruyu tekrar ediyorum. Halide Şahin, Celal Akçay'ı sen mi öldürdün? Bak burada Kemal Şahin'in... Kemal Şahin senin neyin oluyor? Eşim olur efendim. Eşinin verdiği ifadeye göre Celal Akçay'ı sen öldürmüşsün. Sonra da cesedi gömmek suretiyle saklamışsın. Dezem konuşsana. Ben öldürmedim desene, kurban olduğum. Sessiz olun. Sayın hakim. Hakim bey. Daha önce vermiş olduğum ifadeyi geri almak istiyorum. Sana kahvaltı hazırlayacağım Serap. İstediğin bir şey var mı? İstemiyorum. Yemeyeceğim hiçbir şey. Rica ediyorum. Bir parça olsun yemelisin. Sonra da ilaçlarını içeceksin. Tamam mı? İstemiyorum dedim. Kızınca senin kadar güzelleşen birini daha tanımadım hayatımda, biliyor musun? Öyle güzel oluyorsun ki. Lakin... senin gülmeni istiyorum. Seni sonsuza kadar mutlu etmek istiyorum Serap. Seni öyle çok seviyorum ki. Gece çok geç bir saatti. Karanlıktı. Yüzlerini göremedim. Halide olduğunu zannettim ama... yanılmış. Halide Şahin'in... Celal Akçay'ı öldürdüğü hakkında bir malumatın yok, öyle mi? Hayır efendim, yok. Mahkemeyi oyaladığım ve Halide'nin sebepsiz yere tutuklanmasına sebep olduğum için sizden özür dilerim. Eldeki delillerin yetersizliği ve tanık ifadesine dayanarak Halide Şahin'in söz konusu suçu işlediğine dair herhangi bir kanıt görülmediğinden davanın düşmesine. Kemal Şahin'in karakolda verdiği önceki ifadesinin yanlış olduğunu mahkememiz önünde ikrar etmiş olduğundan ve bu yanlış ifadesi nedeniyle Halide Şahin'in tutuklanmasına sebep olduğundan Kemal Şahin'in işlemiş olduğu iftira suçu hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 285 maddesini gereğince işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Yaptım. Şimdi sıra sende. Güllü nerede? Sakin ol. Dikkat çekeceksin.
Beni yeterince oyaladın. Şimdi hemen cevap vereceksin. Eğer Orhan denen o Güllü'ye zarar verdiyse, onun kılına bile dokunduysa seni öldürürüm. Burada olmaz. Yürü. Komşular, ağalar, yetişin! Hayrola Cemşir Efendi? Pakize, kurbanın olayım. Torunum hasta, kan verecek biri lazım. Muzaffer Ali mi hastalandı? Ha. Cemşir, ha. Ne oluyor kurban, hayırdır? Reşit, torunum hasta. Bizim kanımız uyumadı. Kan verecek birini bulmazsak çocuk fena olacak. Hay Allah korusun. Mahmut, Osman, kan vermeye gidiyoruz. Karılarınız da gelsin. Sen de gel. Hadi hepimiz koşun, koşun. Ne demek oluyor bu? Serap'ın yerini bu doktordan öğrenebilirsin. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yerini bildiğini söylemiştin. Orhan bu doktoru bir yere götürdü. Muhtemelen Serap hasta. Hadi acele et. Hadi. Seninle işimiz daha iyi. Hadi. Güllü nerede? Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Orhan denenin yerini sen biliyor musun? Hayır, ben bir şey bilmiyorum. Bana bak, benim kaybedecek vaktim yok. Güllü nerede? Bir kez daha sormayacağım. Seyahate çıkmaya hazır mısın hayatım? Seninle gelmiyorum Orhan. Başka bir seçeneğin yok Serap. Oldukça fazla vakit kaybettik burada. Bir an önce gitmek zorundayız. Orhan. Bak, sana yalvarıyorum. Bacağım çok kötü durumda. Yürüyemiyorum. Ne olursun bırak beni gideyim. Anam babam çok merak etmiştir. Oğlum beni ister. Yalvarıyorum sana. Ne olur, bak beni birazcık seviyorsan, ne olur bırak gideyim. Aksine. Seni öyle çok seviyorum ki. İşte bu yüzden bırakamam. Sen de beni anla. Bu akşam gidiyoruz. Hazırlansan iyi olur hayatım. Lütfen dinle. Sakin ol, geç. Hadi gel, oturalım şöyle. Tamam. Her şey iyi olacak, tamam mı Zehra teyzeciğim? Gel, gel otur. Gel. Merak etme Zehra teyze. Ah komşum, Allah'ın izniyle kurtaracağız torununu. Sen hiç merak etme. Gürültü yapmayın lütfen, herkesi tek tek alacağız. Önce biz kan vererek yürü Hacer. Ne oldu Gülizar Hanım?
Dünet Bey'in ki rezilliğinden sonra dezeme mi bel bağladın ha? Ben iftiraya uğradım bir kere. Benim hiçbir günahım yok. Vah vah vah. Yazık sana yemin ediyorum ya. Hafız senin dengin değildi. Reşit dengin mi senin ha? Sana iftiraya uğradım diyorum ya. Anlamıyor musun sen? Kızım seni dezem ne yapsın ki ne ha? Bana bak Saloğlu. Hı. Sabahına sabahına benim tipimi tasına attırma yoksa çok fena olur ha. Dezem. Geçmiş olsun kurban oldum. Sağ ol Ramazan. Halide Hanım. Geçmiş olsun. Allah kurtardı. İyi misin Dezem? İyiyim Ramazan. Eve gidip dinlenmek istiyorum biraz. İyi, hadi. Şey Halide Hanım, şey ben çitlikten ayrıldım da eğer siz de münasip görürseniz artık sizin için çalışsam diyorum. Ayrıldın ne? Boğuldum demiyor da. Geçmiş olsun. Sağ ol Ekrem. Seni eve bırakayım. Hı hı. Ramazan. Geldiğin için çok sağ ol. Sonra görüşürüz. Tamam Nezem. Ben bunu arabaya koyayım. Gülizar. Hadi gel. Ne arıyorsun burada? Adam ifadesini geri çekti ama ben yutmadım bilesin. Ali İhsan, bu konuyu konuştuk seninle. Halide masum. Artık Halide Hanım'ı rahat bırak. Gerçek suçluyu bulacağım dedin ama bulamadın anlaşılan. Sana itimatım kalmadı Ekrem Bey. Bu mesele burada kapanmadı. Bilmiş ol. Ali İhsan, bu mesele burada kapandı. Eğer beni karşına almak istemiyorsan bunu kafana iyi sok. Maalesef hiç kimsenin kanı Muzaffer Ali'ye uymuyor. Bir tek Yasin Ağa'nınki tutuyor ama o da ilaç kullandığı için uygun değil. Eşinci ne olacak peki? Kan aramaya devam edeceğiz. Lakin bugün de bulamazsak çocuk geceyi çıkaramayabilir. Gel artık.
sözü. Hadi. Bas gaza, bas! Devam etsenize. Araba bozuldu hanım. Allah kahretsin. Biraz daha ileride. Yürü hadi, yürü. Yürü! Çabuk! Hazır mısın hayatım? Hazırım Orhan. Oh nihayet. Beni daha fazla karıştırma. Nasıl olup çaldı dedim. Ben gelinceye kadar sesini çıkartma Serap. Benim Orhan Bey. Doktor Rıfat. Ne istiyorsun? Niye geldin? Serap Hanım durum merak ettim. Kontrol etmek için geldim. İyi, geç o zaman hadi. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Geberteceğim lan seni. Oh. Geberteceğim lan seni. Öldüreceğim. Burada.
Güllü. Yok. Güllü, sen geride dur, tamam mı? Ben şu herifin cezasını vereceğim. Tamam. Beni öldürünce ne olacak Kemal? Ha? Ben mezara, sen de sehpaya. Sen ölü bir adamsın. Unuttun mu Orhan? Ha? Seni öldürsem de ceza falan almam. İndir silahı Kemal. İndir dedim. Kemal, o silahı bırak. Hiç şakam yok. Çekerim tetiği. Kemal indir. Bırak dedim Kemal. İndir silahını. İndir. Serap'ı seviyorsan o silahı bırak Kemal. Hiç acıma vururum alnından. Bırak Güllü'yü gitsin. Bu herif beni tehdit etti Orhan. Kapıma silah dayadı. Onu getirmek zorunda kaldım. Çok üzgünüm. Ne oldu Kemal? Dalga mı geçiyorum zannettin? Ha? Şaka yaptın mı zannediyorsun? Ha? Bırak Güllü'yü gitsin. Bırak! Sana bu acımadan vur. Dalga geçmiyorum. Sana silahını bırak dedim. Bırak yoksa Serap geberir. Bırak! Kemal bırak, ne olursun Selam. Ne olur bırak. Ha şöyle. Şimdi de bu oyunu böyle oynayalım ha. Ne dersin Kemal? Nasıl? Hoşuna gidecek mi bakalım? Ha Kemal? Şimdi o kelime-i şehadeti sen getir de senin sesinden dinleyelim ha.